Program başlıyor. Herkese merhabalar, herkese selamlar. Arabada yoklamanın bugün sanırım 1900 yok lan. 19'u karıştırdım. 19'u öne almam gerekiyor. 2019. 2019 itibariyle sonu itibariyle hatta pandemi itibariyle piyasaya giren profesyonel olarak piyasaya giren, müzik piyasasına giren bir isim mi ağırlayacağım bugün? Çok genç, çok dinamik, çok böyle hayata motive, keyifli bir insan. Ragıp Narin. Ragıp'ı tanıyacağız bugün. Neler yapmış geçmişten günümüze, ne kadar şarkı üretmiş, daha önce ne yapıyormuş falan gibi böyle muhabbetlerimiz olacak. Kaç yaşında, gibi. Ben hemen arıyorum Ragıp'ı. Ve Ragıp Narin. Hoş geldin. Oo, turuncu mis gibi. Nasıl olur? Hoş geldin. Nasılsın? İyidir. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Montu soyacağım bu arada. Üşünmek için yolda giydim. Evet ya, bugün hava yani dün ne güzeldi, bugün ne oldu bir anda? Enteresan bir iklime girdik. Evet, iklime girdik. Çok değişti ya havalarımız. Ragıp, hoş geldin. Hoş bulduk. Kemer alayım. Alalım tabii. Ben de unutmayayım. Çok kötü ya. Vallahi unutuyoruz bazen. Fotoğraf çekilmeyi unutuyoruz falan. Neler yapıyorsun? Ne yapalım? Koşturmaca, hayat. Biz böyle uzun yola çıktık arkadaşlar. Yavaş yavaş ısınıyoruz falan. Abi çok geziyorsun ya. Ne yapıyorsun sen? Evet, evet. Gezim. Şimdi bak birçok şey konuşacağız bugün. En son bir ay evvel Leyla çıktı. Doğrudur. 2019'da Sevda Çiçeği çıktı. Doğru. Beraberdik. Aynen öyle. Değil mi? İlk şarkı. Seyhan'dan çıkmıştı. Evet, doğru. Ondan sonra ilk şarkı. Biz beraber o zaman çalışmıştık arkadaşlar. O zaman bu zaman da neredeyse hiç görüşmedik gibi yani. Sadece yazıştık falan. Aynen. Sosyal medyada. Denk geldik mi bilmiyorum böyle. Güzeldi ama. Yani keyifliydi o ilk zamandan evet. İtibaren. Sadece bir şanssızlığımız vardı herhalde. Pandemiye. Sonra tabii daha ilk şarkı çıktı bir anda pandemi geldi, neye uğradığını şaşırdık yani. Ortalığı, tam sektöre girdik. Karıştırdı ortalığı. Sıkıntılı bir sürece girdik. Ne ama zaman geçti. Çıkmıştı tam? Tam 2019'un sonuydu. Zaten 2020'de pandemi patladı herhalde. 2007 Mart'ta girdi pandemi. Ne zaman girdi pandemi? Yani Mart'ta girdi ha, Türkiye'ye. Evet. Mart'ta patladı işte o yasaklar bilmem neler falan. Doğru. Yani o arada biz aslında pişirdik şarkı. Aynen öyle. Pişirdik. Yok, Sevda Çiçeği güzel başlamıştı. Güzel bir başlangıçtı benim için. Ama işte dediğim gibi pandemi girince ister istemez hani her şey geriye çekiliyor. Piyasada geri çekiliyor. Öyle bir şeye girdik. Yani ne oluyor biz dedik. Yani canımızı mı kurtaracağız, müzik mi yapacağız vesaire. Evet. İnsanlar korkuyordu çünkü daha önce dünya yakın zamanda böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Ama çok şükür bunu da atlattık ya. Evet ama işte o zaman insanlar, ya hepimiz bunu düşündük. Yani şimdi bizi gençler de izliyor. İşte çok sorumluluğu olmayan insanlar keyifli. Hani ekmek elden su gölden yaşanıyor evet. Ya gençlik tarafı. Benim de oğullarım var falan. Hepsi lay lay lom yani. Ama işte sorumluluğu olan insanlar, abi evet. Ne yapacağım? Evi geçindireceğim, para kazanmam lazım. Tabii ki, lan tabii. Pandemi geldi. Öyle bir ambole olmuştuk hepimiz. Birçok sektörde aynı şey yaşandı. Tabii. Yani geçmişler olsun, neyse bir daha yaşatmasın. Aynen, Allah bize inşallah. Bunları. Peki senin zaten küçüklüğünden itibaren geleceğiz. Önce Leyla'ya bakalım biz. Evet. Leyla nasıl gidiyor? Bir ay oldu. Güzel başladı Leyla. Aynen bir ay oldu. Güzel başladı. Galiba havaların da etkisiyle böyle duygusal bir şarkı yapmıştım. İnsanlara da geçti. Çok güzel yorumlar alıyorum. Bir de benden böyle bir şarkı beklenmiyordu çünkü uzun zamandır hep İlk Sevda Çiçeği böyle duygusal bir şarkıydı. Evet. Sen biliyorsun ama ondan sonra ben hep böyle hareketli, daha enerjisi yüksek, daha hayatın pozitif yönüne odaklı şarkılar yaptım. O yüzden böyle bir anda Leyla böyle derveder, üzgün bir ağrıp görünce insanlar şaşırdı. Ama güzel tepkiler aldım. Bu da bir benim... tokatlama oldu bence. Güzel olmuş. Aynen. Güzel tepkiler alınca dedim demek ki bu tür şarkılar da yapmam gerekiyor. O yüzden memnunum Leyla'dan. Evet. Yani duygusallık aslında, hani duygusal şarkılar aslında daha çok içselleştiriliyor ya. Evet. Daha çok dokunabiliyor aslında. Evet. Ya ben çok böyle taraftar değilim. Ben de senin gibi enerjik, hareketli, gümbür gümbür olsun, radyoları beslesin, insanlar evet, eğlensin kafasında takılırım ama arada bunlardan şart yani. Senede bir tane belki. Aynen. İşte ben de normalde aslında çok duygusal bir insanım. Çok duygusal şarkılarım da var telefonum ses kayıt kısmında. Aha. Ama işte zaten hayat o kadar
çok negatif durumla karşı karşıya son yıllarda işte yangınlar, depremler, bir de ben onlar, vurmayayım insanları. İşte ben de diyorum bari insanların hani moralini yükseltecek, enerjisini yükseltecek daha pozitif şarkılar yapayım diyorum. O yüzden önceliğim hep pozitif şarkılarda ama içimizde olanı da hep saklayamıyoruz o yüzden. Dedim bu sefer de böyle bir şarkı çok çıkarayım. Çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş. Şimdi dönem değişiyor, devir değişiyor. 90'lar, 80'ler, 2000'ler, 2020'ler bambaşka bir dünya, müzik dünyası aynen yaratıyor her aynen seferinde. Aslında dünyamız da değişiyor. Şuna gelmek istiyorum. Çok hızlı tüketen bir toplum, dünya var. Evet, yani sadece Türkiye için dünya çok hızlı tüketiyor. Evet. Her sektörde de, sadece müzikte değil. Yani yemek olsun, kıyafet olsun, her evet şey artık çok çabuk tüketiliyor. Ve ya çok Facebook, çabuk da değişiyor. Aynen. Ben 10 yıl, 15 yıl evvel müziğimiz de Facebook oldu demiştim. Hakikaten öyle oldu yani. Doğru, kesinlikle katılıyorum. O yüzden hani biraz da üretimde üreten insanlar da biraz fast food gibi daha böyle basit, daha hızlı şarkılar üretmeye başladılar. Çünkü gerçekten mesela önceden bir şarkı çıkmadan önce işte aranjesi olsun, klibi olsun aylarca bir hazırlık olurdu. Projeler, PR'lar en son piyasaya sunulurdu. Çünkü beklentiler yüksek, bekleyenler yüksek, herkes evet böyle seni bekliyor falan. Şimdi kimse seni umursamıyor çünkü her gün 100 tane şarkı çıkıyor. O yüzden senin çıkaracağın şarkı da böyle çok uğraşılmış olmasına gerek kalmıyor. Çünkü hızlı tüketilen hızlı üretiliyor. Öyle bir devire geldik diye düşünüyorum. Bu teknoloji bizi şuna da itti aslında, onu görüyorum. Hani bir ara cep telefonlarından insanlar fotoğraflar çekmeye başladığında herkes fotoğrafçı oldu ya. Evet, evet. Şimdi telefonlarda programlar yapılıyor. İşte müzik yapıyor. Aa, ben de yaparım. Ne var ki? Doğru. Çok basite indi iş. Aynen sanki maalesef. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bu aslında sadece müzik değil. Her şeyde işte. Bir inşaat sektöründe böyle bir boşluk oluşuyor. Her parası olan inşaat yapmaya başlıyor. Herkes avukat oluyor. 2-3 kelime konuşabilen. Herkes her şeyi yapmaya başladı. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden bu müziğe de yansıdı. İşte yani iki record düğmesine basan, işte sesini kaydedecek bir cihaz bulan insan ses şarkı söylemeye veya müzik yapmaya başladı. Bunun dezavantajları da var. Avantajları da var. Avantajları ne mesela diye soracak olursan, kendini göstermek isteyen, gerçekten yetenekli olup kendini gösteremeyen, kaybolan birçok insan da bu şekilde sesini duyurabilmeye başladı. Bu evet, güzel özelliği. Platformlar sayesinde. Aynen. Ama işte kötü özelliği dediğim gibi aynı zamanda yapamayan kalite insanlar da. Ya. Aynen. Maalesef öyle bir sıkıntısı da var. Her güzel şeyin getirdiği evet kötü şeyler de hızlı olabiliyor. Hızlı olunca ne yazık ki kalite yoksun oluyor. Peki Leyla, yine söz müzik sana ait. Evet. Sen hiç dışarıdan şarkı almadın değil mi? Yok, almadım. Dışarıya şarkı verdin mi? Yok galiba, vermedim. Vermedin daha değil yok mi? Yok, evet. Ben hani bu kadar üretken bir insanın çünkü yüzden fazla şarkının olduğunu evet biliyorum ben. Doğrudur. Yani bu kadar üretken olup da hani güzel de işler çıkartıp mesela kapını çalmıyorlar mı ya, bana da versene bir şarkı. Yani burada bir yetenek var evet arkadaşlar. Evet, çalma oluyor. Çok isteyen insanlar da oluyor ama benim istediğim insanlar olmuyor. Yani şimdi mesela bir şarkım var, beğeniyorum. Diyorsun verdiğim ki şuna de gider. Aynen, verdiğim kişinin de hani bu şarkıyı yürütebileceğine inanmam lazım. Aha. O istediğim isimlerden de istek olmayınca daha böyle kendi içimde kalıyor. Ama her şeyin bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela yarın inşallah bir şarkım böyle çok çok büyük hit oldu diyelim. Mesela 100 milyonlar, 200 milyonlar. Eminim ki artık o çok büyük isimler de gelip senden bir şeyler isteyebilir. O zaman işte bak, ben de bu vardı, saklıyordum. Sana uygun diyebileceğim kafamda sanatçılar peki bile var diyebilirim. Saklıyorsun yani ama bu saklama bence birazcık hani zaman uzatıyor ve beklenti düşürüyor. Evet, evet. Doğru şöyle aslında olması doğru değil mi? Sadece bir fikir. Evet. Sana şarkı yaptım. Al. Evet, aslında öyle demek lazım. Biraz girişimci olmak lazım. Sana şarkı lazım yaptım demek, evet, ona özel yaptığını hissettirmek. Doğru. Gerçekten ona özel yapıyorsun çünkü. Ben diyorsun evet ki uyduruyorum şimdi. İsmi Murat Boz'a bir şarkı yaptım. Evet. Babacım sana bir şarkı yaptım, al hediye ediyorum. Doğru. Mesela. Yani işte daha o tür girişimlerim olmadı. Evet, girişimlerim diyorsun olmadı ama yavaş yavaş dediğin gibi zamanın geçmesiyle hani diyorsun kafanın ki kafanın çalınmasını beklersen o sıkıntı. Aynen, abi. Doğru yani diyorsun. Yavaştan o üretkenliğimi insanlardan da faydalandırmam lazım diye düşünüyorum açıkçası. Evet, doğru evet diyorsun. Bence de. Peki şimdi çok güzel işler çıkarttın. Bu kaç yıl oldu? 2019 bu zaman. 5 yıl, 6 yıl oldu diyelim. Yok ya, 6 yıl ama 2019 sonu 4 yıl oldu diyebiliriz 2024'teysek. Doğru, 2024'teyiz. Aynen. Ben niye 2025'e gittim? Ben bir anda 2025'e gittim. Sen ileri yani gitmek, vallahi kaçmak istiyorsun. Kaçmak, mezara gideceğim. Şimdi bak, 5 yılda çok güzel işler çıkarttın. Kitlen gittikçe büyüyor ama bu kitleyi büyüten
bir de farklı bir tarafın var senin. Evet doğru. Oraya da dokunacağız. Doğrudur. Ama ben şimdi müzik nasıl başladı? Oraya dönmek istiyorum. Tabii. Temele dönmek istiyorum. Çocuklukta hani okulda, hep okula gidiyorum gerçi ama hani evde de olabilir bu. Evet. Hadi Ragıp bir şarkı söyle denen yerler neydi ya da böyle bir şey oldu mu sana? Oldu galiba ilk gerçekten hani böyle hani şarkı söyleyebiliyorum veya söylemem gerektiğini benim müzik hocam vardı, Hasan Hoca. Okulun korosu vardı. Koro, zaten okulun korosundaydım. Sınıftaki sesi güzel olan herkesi alıyorlardı. Orada bir ayrıcalık hissetmemiştim. İlk defa hoca koronun dışında sana özel bir işte kültür merkezinde özel bir gecede solo. Senin aynen solo şarkı söylemeni istiyorum demişti. Hatta turnalar şarkısı vardı. Hala YouTube'da videosu var. Aynen Yavuz Bingöl'ün şarkısını söylemişti. O halinle mi? Aynen küçük YouTube'da halim. Videom evet, var. Evet hala o küçük halimle biri çekmiş koymuş. Koyalım de, şuraya bir yere. Aynen koyabiliriz. İki de çekmiş koymuşlar. Ben de arası açıp bakıyorum yani duygulanıyorum. Güzel. Bayağı küçüğüm ya. Ayağımda da krampon var o zaman da top oyun. Ya futbolla müzik arasındaydım o zamanlarda. Ayağımda krampon. Aynen hoca beni oraya bir anda sahneye atınca hani çok insan alkışlamıştı. Çok insan tebrik etmişti. Demiştim aa demek ki ben bunu da yapabilirim diye. İlk o adımla başlamıştım. Zaten sonra büyüdükçe işte... Yaş kaçtı pardon? O zaman 5. sınıf, 4. sınıf hiç tamam. Hatırlamıyorum. Bayağı tamam. Küçüktüm o, 10 yani. Falan. 10 yaşında falandım evet. Herhalde. İşte ondan sonra da zaten büyüdükçe işte edebiyata olan ilgim, işte şiir yazmam, okumam falan. Edebiyat hocam beni çok severdi. Bunlar bunu hep işte, Hatay'da oluyor bu arada evet, arkadaşlar. Evet okul zamanları. İşte bu yazdıklarımı işte beste yapabildiğimi fark ettim. Bir anda müziğe çeviriyordum. Çok küçüktüm falan. Hatta bilgisayarın rekord kısmından ben de kaydediyordum kendi kendime böyle. Hatta daha çok bir şey yaşamamışım, söz yazamıyorum diye özlü sözlere bakıyordum Google'dan. Onları bileştirip aynen şarkı yapıyordum. Güzel. Sonra işte anneme bir şey yazmıştım. Anneme dinletmiştim falan. İşte annemle bir şey yaşadığım için daha küçüğüm. Anne seni çok seviyorum tarzında böyle. Sonra baktım hem yazabiliyorum hem beste yapabiliyorum. Ama o zaman futbol da var tabii ki de. Ve futbol belli bir yaş diliminde oynanıyor biliyorsun böyle. Her zaman yapabileceğim bir meslek değil. Evet. İkisi arasında gidip geliyordum. Sonra böyle galiba 14-15 yaşlarında bir seçim yapmam gerekti. İşte sosyal medya o zaman Facebook zamanları. Bayağı böyle bir kitlem de var. Facebook'ta 5000 arkadaş limiti vardı o zaman. Benim 5000 şeyi dolmuştu. Hatay'da falan Antakya'da tanınıyordum. Aha. İşte müzik videoları dağıtıyordum böyle. Dinleniyordu da YouTube'da hatta bir tane müzik videom 30-35000 izlenmişti. O zaman Ronaldinho'nun üst direğe çarptırma videosu vardı YouTube'da. Aha. En fazla izlenen video 1 milyondu. Benim attığım müzik videosu 30 binlerdeydi o zaman yani oranlamayı sen düşün. Vay vay vay. İyi bir başarıydı Antakya'da böyle. Hani ben bunu da yapabiliyorum dedim. Hangisini yapsam diye karar vermem gerekirken sonra bir baktım Mersin İdman Yurdu'ndan teklif gelmişti. Hatay Spor'daydım o dönemlerde. Dedim ki futbol daha öncelik çünkü... Hatay altyapıda mıydın? Hatay altyapıdaydım. Mersin İdman Yurdu'ndan teklif gelmişti çünkü altyapı aralarında maç yaparken. O zaman da hani dedim ki futbolu şu an yapmazsam bir daha yapabileceğim meslek değil. Bir de çok da seviyordum. Ama müziği dedim ki hani futbol olsa da olmasa da hayatım boyunca her daim her zaman yapabileceğim meslek. Futbol arasında da yapabilirsin. Aynen. Yani. O yüzden önceliğimi futbola verdim. Bir 4-5 yıl futbol geçmişim oldu. Sonra profesyonel de oldum. Her şey güzel gidiyordu ama galiba müzik ağır bastı ülkemizde. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Futbola tabii hepimiz meraklıyız. Evet. Profesyonel oldun. Evet. Sonra o arada ben Hatay'a döndüğünü biliyorum. Sen Antalya'da falan oynadın mı? Yok. Hatay'a Mersin İdman'da tekrar Hatay'a döndüm. Profesyonel oldum. Hatay Spor'daydım. Antalya falan deplasmanlara gidiyorduk. Birçok şehre deplasmana gittik zaten. Profesyonel oldum Hatay'da. Bir yıla yakın oynadım. Sonra bırakma kararı aldım. Müziğe döndüm. Sen Bülent Seyhan'ın oğlu... İşte aynen. Mersin'de beraber oynuyorduk. Utku Antalya'daydı. Evet. Tamam. Onunla beraber aynen, oynuyordunuz. O benim takım arkadaşımdı. Aynen. Utku benim takım arkadaşımdı Mersin'de. Abi mevzuya bakar mısın bak şimdi ama bir de böyle... Evet öyle müziğe geçişimin çok etkisi var tabii ki Utku'nun arkadaşım olmasında. Çünkü hani bir anda futboldan müzik piyasasının ortasına dam diye girmek kolay evet. değil. Çünkü ne yapacağım, kimle şarkı çıkaracağım, nasıl klip çekeceğim hiçbir şey bilmiyorum. Utku babasına mı getirdi, ne yaptı? Utku kendi de işte... Kendi prodüktörü. Çünkü aynı zamanda futbolu bırakma kararı aldık. Dedik böyle beraber bir şeye girişelim. İkiniz de bıraktınız. Aynen o da futbolu bıraktı, ben de bıraktım. İşte şey yaptık hani o da benim bu işe nasıl yapabileceğim yapımcılığım gibi bir şey evet. Yani tabii Bülent amcayla da tanıştırdı beni hala görüşüyoruz hala kendilerini çok severim arkadaşım Bülent amca da babam gibi sayılır ondan sonra işte girişim açıkçası biraz şanslı oldum bu konuda çünkü bir anda girmek zordu ne yapacağımı bilmeden sağ olsunlar aynen bir firmayla oğluyla senle de öyle tanışmıştık yani. Zaten evet o zaman tanıştık
O yüzden böyle girişim biraz böyle güzel oldu yani, rahat oldu. Zaten işte devamını getirmem de işte hem sosyal medya gücüm olsun, hem abim benim oyuncu aynı zamanda, o da çok yardımcı abim olmuştu. Abim evet, senin oyuncu neydi adı? Ramin Arin. Ramin Arin. Evet, o zaman da çok mesela şey vardı. Şu an oynuyor mu dizide? Hala en son dizisi vardı, ATV'de bitti, sürekli diziden diziye geçiyor. Neydi en son dizisi? Yıldızlar Bana Uzak diye bir dizi vardı. Ha. Ama biliyorsun sektör işte çok final yapıyor, bir anda bitiyor, evet, bir anda eskisi evet. gibi değil yani. Tabii. İşte başlarken hani abimin oyuncu olmasıyla o zaman çok oyuncu arkadaşı vardı. Ve o zamanlar şeyi bilirsin, hani bir ünlü biri seni Instagram'da paylaştı mı çok etkileşim alırdı. Şimdi herkes paylaştığı için çok bir etkileşim alamıyorsun, ama hiç unutmam, o zaman mesela Furkan Andıç beni paylaşmıştı. Sadece Furkan Andıç'ın Instagram storiesinden benim YouTube'a 20-25 bin izlenme gelmişti. Vay be. Sonra Cihangir Ceyhan paylaşmıştı, oradan 20-25 bin, zaten bir haftada 1 milyona yakın falan izlenme elde etmiştim. Arkadaşlar şimdi ben bir şey söyleyeceğim burada, ama burayı yayınlayabilir miyim bilmiyorum. Şimdi sanatçılar, yani daha doğrusu müzisyenler, müzik insanlarının takipçi oranı müzikle çok yükselmiyor artık. Aynen, şu an yani çok. Yani şu an dizi evet. oyuncuları çok revaçta. Onlar çok daha güçlüler bu konuda. Birçok sanatçımızın da dizi oyuncusuyla sevgili olması, evleniyor olmasından etkisi vardır bu. İnlik görüyorum. Yok dediğim. Şaka yapıyorum ya. Ama şey konusunda çok doğru söylüyorsun. Gerçekten şarkıcılar artık takip edilmiyor. Ciddi bir anlamda. Mesela eskiden işte Murat Boz mesela top 1'deki isimler milyonlarca takipçisi olurdu. Şimdi bakıyorum mesela işte Spotify'da adam top 1 milyonlarca dinleniyor. Instagram'a giriyorum 100k 200k. İnsanlar artık yani Instagram'la sosyal medyayla müzik çok ayrıştı. Abi Murat Boz da şimdi oyuncu oldu yani. O da oraya kaydı. Yani o dediğin gibi çok etkili. Çok da eğlenceli etkiliyor. Filmler ama. Güzel, sen güzel. Düşündün mü mesela abin bu kadar dizi oyuncusu içinde, sen düşünmedin mi? Yani bana, ben düşündüm tabii ki de, yani müsait olduğundan dolayı birçok özelliğim, ama abimi görünce açıkçası korkuyordum, çünkü oyunculuk hiç kolay bir meslek değil. Gerçekten işte birkaç kez sete giderseniz anlarsınız. Yani bir sahne bir saatte çekildiğine şahit oldum. Aha. Ben de böyle rahat bir insanım. Böyle çok sıkılmaya, aynen, çok tutulmaya gelemeyen bir insanım. O yüzden böyle ön yargılıydım. Yok ben istemiyorum. Ben müzikte rahatım abi. Kendi kendime bireysel takılıyorum. Mutluyum kafasındaydım. Aha. Ama işte kliplerimdeki o oyunculuğum olsun, piyasada birçok insanın bana İşte senin gibi işte düşünmüyor musun, dener misin gibi teklifleri olsa da 2-3 tane de teklife yakın bir şey aldım. Audition'ım istendi falan. Hatta bir tane diziye girme gibi bir ihtimalim de vardı. Sonra belli sebeplerden dolayı olmadı. Sonra dedim ki demek ki ben de olabilir, yapabilirmişim dedim. Hani uygunum buna diye düşündüm. Eğitim almaya başladım. Zaten eğitimi aldım. İlk eğitim bitti. Şimdi bir eğitime daha devam edeceğim. Yani ileride bir anda beni televizyonlarda da görebilirsiniz yani. Evet, kapım açık diyorsun şu an. Kesinlikle. Yani illa olacağım, onu yapacağım diye bir şeyim yok, ama o tarafımı da boş bırakmak istemiyorum. Güzel. Beslemek istiyorum. Çünkü sonuçta hepimiz bir sanatçıyız. Yani neyin nereden yakın. Geleceği hiç belli olmuyor. Aynen. Birbirine çok yakın. Örnekleri çok. Tabii. Sonuçta dediğin gibi klipte de oyunculuk yapıyorsun. Kliplerin de çok güzel. Teşekkürler. Son Leyla klibin de çok güzel. Nerede çektin onu? O Dubai'de çektik onu. Dubai'de. Evet. Çok güzel bir park görüyorum orada. Yani ağaçlar, yani gerçekten çiçekler. O Dubai'nin bana para ödemesi lazım o kadar. Sen tanıttın. Gerçekten hani çok kısa bir sürede Dubai'nin en güzel noktalarını en güzel şekilde böyle klipte Leyla'yı arıyormuşçasına, hani bir Mecnun Leyla'nın evet. peşinden koşuyormuşçasına, aynı zamanda Dubai'de çok güzel bir resimledik, çok güzel gösterdik. Ben o konuda zaten Instagram'dan, sosyal medyadan görüyorsundur o göz şeyim, hani böyle bir yere gittim mi en güzel açıyı, en güzel görüntüyü insanlara sunmaya çalışıyorum. Çünkü evet, evet. insanlar gördükçe ilham oluyor, görmek istiyorlar, gitmek istiyorlar. Göstermezsek bir haber, yaşayıp gidiyoruz. En azından gidebilen bence göstermesi lazım güzel bir şekilde. Peki buradan o gezilere geleceğim ben. Yani nereden esti? Ne oldu? Adam bir anda uçakta, orada burada böyle bir sürü videolar çeker oldu. Ben dedim bu adam ne yapıyor? Çok da keyifli işler çıktı. Evet. Ve uçtu takipçilerin falan. Aynen. Anda. Doğru, sosyal medyamı asıl besleyen taraf açıkçası gezme tarafın. Hani demiştim müzikten çok fazla insanlar sosyal medyada... Gezgin oldun şey... yani. Evet, gezgin Kaç oldum. Kaç oldu? 80'i geçtim ya. Wow. Herkes soruyor artık, tam bir sayacağım. Üşeniyorum saymaya. Arada bir tanesini unuturum, yanlış söylerim Arkadaşlar, falan diye. Instagram'a bakın, orada hepsi var nasıl olsa. Bu 1, 2, 3, 5. 80 küsur diye rahatlıyorum. Yani 77 de olabilir, 83 de olabilir, bilmiyorum. Ama bayağı bir ülke gezdik herhalde. Uzak Doğu yaptın mı? Öyle bir hedefim vardı. Çin, Japonya yeni yaptın geldim. Mı? Yeni geldim. Japonya, Tayvan, Güney Kore falan yaptım. Yeni bir ay önce Vay. Geldim. Bir ay önce oradaydım. Güzel geldi, ya. Ayağının tozuyla Leyla'yı çıkarttı. Aynen öyle.
Şimdi de bakalım sırada neresi var. Evet, ben, anlat onu yani, nasıl oldu, nereden esti? Ya nasıl oldu şöyle, ben ticaretle uğraşıyordum önceden. Futbol bıraktıktan sonra direkt müziğe geçtim dedim ama müziğe geçerken o işte maddi manevi güçlü olmanız lazım. Öyle tak diye ben şarkıcı olacağım diyemezsiniz. Hele ki, her şey. Aynen, yani klip çekecekseniz, bir şey yapacaksanız para gerekiyor. Ben de futboldan birikimim vardı. Aynı zamanda dedim ki bizim aile ticari iş, aile şirketimiz var. Ticaret yapmaya başladım. İşte ticaret yaparken zaten yurt dışına çalışıyoruz. Kuru yemiş satıyorduk o zamanlar. Hala yapıyoruz. Yapıyor musunuz? Aile olarak yapıyoruz. Ben fazla artık o tarafa kaju bakmıyorum. Kaju. Kaju. Tanzanya'dan falan kaju getirmişliğimiz de var. Vay. Aynen. İşte sürekli yurt dışına çalışınca yurt dışına gitmen gerekiyor. Ben daha çok satış tarafındaydım ve tahsilat tarafındaydım. İşte öyle öyle işte Mısır'a gidiyorduk, mal satıyorduk. İşte Fas'a gidiyordum. Öyle Orta Doğu ile başladım. Giderken de yani gezdikçe, gördükçe insan inanılmaz bir şekilde hem ufku genişliyor, hem vizyonu artıyor, hem böyle daha fazla görmek istiyorsun. Çünkü çok farklı insanlar, farklı kültürler, farklı müzikler, her şeyi iç içe görebiliyorsun yurt dışına çıktığın zaman. Bu da insana yani inanılmaz bir haz veriyor. Hani evet, sadece burası yokmuş diyorsun. Yani dünya çok güzel bir yermiş diyorsun. Ve daha fazla görmek istiyorsun. Çok güzel. Ben de gezmeyi, keşfetmeyi seven bir insan olduğum için işte böyle böyle başladı. Zaten o fırsat elinize geçince, hele ki maddi manevi gücünüz varsa, bunu yapmıyorsanız bence çok büyük bir yanlış, eksiklik diye düşünüyorum. Ben de varken değerlendirdim ve damlaya damlaya 80 ülke oldu diyelim. Bayağı damla. Musluk açık kalmış. Çok güzel. Öyle öyle işte gezmeye açtık. Sonra bunları tabii ilk başta sosyal medyaya atmıyordum o zamanlar. Çok fazla yani sosyal medya için hiç gitmiyordum, yapmıyordum. Sonra ara sıra gittiğim yerlerden paylaşınca baktım ki çok etkileşim geliyor. Hani normal yaptığım herhangi bir story'nin 2-3 katı fazla izleniyor. 2-3 katı fazla yanıt geliyor, paylaşım alıyor. Bu da ister istemez hani müzisyen bir insan olarak, kitlelere hitap etmek isteyen bir insan olarak, takipçi gelmesi, senin daha fazla insanın beğenmesi veya dinlemesi mutlu ediyordu. Bununla doğru orantılı olunca ben dedim ki daha fazla gezeyim, daha fazla paylaşayım. Hem kitlem büyüyor, hem insanlar dediğim gibi güzel şeyler paylaşmış, güzel şeyler göstermiş oluyorum. Çok güzel mesajlar alıyorum mesela. Evet. İşte senin şu videonu gördüm, manifestledim. Seneye ben de yapacağım, ben de gideceğim. Bir şekilde ben de şunu yapacağım tarzında çok güzel mesaj alıyorum. Bu da beni hem motive ediyor, hem mutlu ediyor, hem de işime de katkısı oluyor açıkçası. Tabii olmaz mı ya? Orada ne müzikler dinliyorsundur, duyuyorsun. Tabii tabii, üretmeme de yani sadece tabii, işte etkileşim olarak değil, benim kendi üretkenliğime de çok fazla evet, artısı oluyor açıkçası. Ufkun gelişiyor her anlamda. Her anlamda dediğim gibi yani müzik olsun, maneviyat olsun, hoşgörü olsun, yani beyin açıklığı, birçok anlamda insana artısı var. Keşke herkes gezebilse, görebilse. Peki gidin, şuraya mutlaka gidin dediğin bir iki ülke. Güzel. Avrupa'da Barcelona derim. İspanya'dan ziyade özellikle Barcelona'ya gidilmesi lazım. Hindistan'a kesinlikle gidilmesi lazım. Hani ben yurt dışına gittim demek istiyorsanız Hindistan'a gitmeniz Allah lazım. Allah Allah, çok enteresan. Çok bak, farklı Hindistan bir ülke çünkü. Hani gerçekten ben nereye geldim diyorsunuz yani. Sadece herhangi bir sokağına çıkmanız ben dünyada mıyım, ben neredeyim diye kendinize sorduruyor. Yani dediğim gibi Avrupa çok güzel, ne bileyim Asya çok güzel, dünyanın her yerinde güzel ülkeler var ama Hindistan kesinlikle görülmesi gereken bir ülke. Üçüncüyü de soracak olursan galiba Costa Rica ve Hawaii diyebilirim. Dünyada bana göre cenneti yaşayan ülkeler. Niye diye sorarsan. Yeşillik değil mi? Yemyeşil. Yani evet, bu kadar güzel bir yeşil tonu ben dünyanın hiçbirinde ama görmedim. Oraların hani bu, ben hep şeyle bağdaştırıyorum oraların o güzelliklerini. Yanardağlar ve lavlar falan. Doğal işte. Doğal. Her şey patlamış, bir şeyler birbirine evet, girmiş falan. Evet. İnsan eli çok fazla değmemiş. O doğal bir şekilde kalmış ve inanılmaz bir iklim. Hava her zaman 18 ile 25 derece arası böyle. Tam ne belki, soğuk oluyor, ne sıcak oluyor. Böyle hafif üşüdün mü yağmurluğunu alıyorsun. O sıcak kadın mı atletlesin. Böyle hani dediğim gibi hani cenneti yaşamak istiyorsanız dünyada bence oraları görmeniz gerekiyor şeyler diye düşünüyorum. Şeyler nasıl? Asfalt, yol falan hani çok güzel böyle yönde, asfaltı simsiyah zaten tertemiz, bir de böyle çok böyle geniş büyük yollar da yok. Teker kullanabilir miyim yani? Hani yok, tehlikeli çünkü çok yağmur yağıyor. Bir yağmur bir güneş. Ha. Aslında kuruduğu zaman çıkacaksın, yağdığı zaman park yok, edeceksin canım, falan. Yok canım, ben yağsa da biniyorum biliyorsun. Sen tabii ya, İstanbul'da kullanan İstanbul'da kullanan bir insan olarak orada çok yani, daha rahat kullanırsın diye düşünüyorum açıkçası. Ay ay. Vay be, çok iyi. Peki şimdi futbolda yaşadığın bir sakatlık falan oldu mu? Yok yani, ya aslında bir şey olmadı, değil mi? Sen futbolcu, kaç yıl yaptın futbol? Futbol altyapıda galiba 6 yıl altyapıda oynadım. 1 yılda işte profesyonellik sürecim vardı. Yaş kaç bu arada?
27 değil 28 diyeceğim artık, geçtim ya. Hep 27 diyordum, mutluydum, 28'e geçtim. Ya erkek için sorun değil ya. Yani. Evet, aslında hissettiğin ve gösterdiğin yaş önemli. Bence çünkü evet, bana evet, sen çok, herkes aynen, mesela tanışanlar, yeni tanıştığım insanlar, aa sen 28, ya 27 diyordum mesela. Sen 27 miydin? İmkansız, ben seni 22-23 sanıyordum tabii, falan tabii diyor insanlar. O da beni mutlu ediyor ki hissettiğim de öyle. Ben yani hala çocuk gibi hissediyorum. Hep böyle kalacaksın zaten yani. Hissiyatın hep böyle olacak yani. İnşallah yani. Bilmiyorum. Tabii çok şey, ağır şeyler yaşadık ama o içimdeki çocuk ve rahatlık, böyle o şeylik geçmedi yani. Hep öyle kalacakmış gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Şimdi senin bir de fırlama bir tarafın da var. Evet. Yani doğru. Bayağı fırlama bir tarafın var. Çektiğin videolarda mesela, uçak videolarında falan çok enteresan şeyler de yapıyorsun. Evet. Yani insanlara takılıyorsun falan gibi durumlar. Evet doğru. Ya ben şeyi seviyorum. İnsanlarla tatlı bir şekilde uğraşmayı, espri yapmayı, işte güldürmeyi seviyorum açıkçası. Şu an o uçak videoları gibi videolar çekmiyorum. Daha böyle sanata ve dış, yani görüntüye, göze çevirdim ya, daha ama fazla. Ama o uçakta bayağı... O uçakta o espri şeyleri seviyordum. Yani arkamdaki insanın bir anda bir şey yemesi, ne bileyim birinin esnemesi, birinin böyle değişik hareketler yapması, benim oradaki hiçbirinden alakasız bir şey, alta bir mention koymam, bir şey yazmam. O şeyi seviyordum. Bir insan esprisini seviyordum ki bayağı da milyonlarca insana ulaştı orada. Tepki aldın mı hiç? Ders tabii ki aldım. Kavga şey, çıktı mı mesela? Yok, şey yok şeyde şey tepki almadım. Mi? Uçakta hiç tepki almadım. Sosyal medyada, yorumlarda tepki aldım. İşte sen ne yapıyorsun? Ne alaka işte? Ha. Bir de biraz ülkemizde şeyler oldu ya bu. Bir ara işte insanlar şeyler, gurbetçi değil ya bu. Afganlar falan video çekiyordu, işte bize video çekiyorlar ya böyle, kendi selfie çeker gibi başkasını çekiyorlardı. Evet, evet, evet. Benim de aynı döneme denk gelince biraz sonra insanlar tepki gösteriyor. Benim amacım o değildi tabii ki ama işte ister istemez öyle tepkiler falan alıyordum az çok, ama niyetin temiz olunca, bir şeyi temiz ve düzgün bir şekilde yapınca bir şekilde insanlara geçtiğine inanıyorum ben. O yüzden istikrarı, süreklilik çok önemli yani. Bir kez yapsan, iki kez yapsan hiçbir yere ulaşamıyorsun. İstediğin kadar güzel video çek veya içerik üret. Hatta milyonlarca izlen, bir hafta sonra unutuluyorsun. Öyle bir gerçek şöyle de var. Şöyle durum da var. Yani darbeyi yiyorsun. Yani o kötü yorumları alıyorsun. Ama ona rağmen devam edip üstüne gidip bunları paylaşmaya devam etmek çok daha avantajlı ya, oluyor. Tabii ki. O seni de besliyor aslında. O yorumlar bazen hani kötü yorum olması, insanların orada tartışması, birinin seni savunması falan. O sosyal medyanın güzel bir şekilde besliyor. Şöyle bir şey var. Yaptığın içerik insanları rahatsız edecek bir içerik değilse, kötü bir içerik değilse, absürt bir şey yoksa bence çok da altta yazılanların bir önemi yok. Çünkü insanlar gerçekten yapamadığı şeylerden rahatsız evet, oluyorlar. Yani evet. Ben de yani adam nasıl bu kadar kolay, bu kadar fazla izleniyor, tribine girip oraya sıkıntılı veya kendi tukaka içindeki yapmak istiyor. Kendi içindeki kötülüğü oraya yansıtabiliyor. Evet. Yani biz de üretenler olarak bunlara takılırsak zaten hiçbir şey yapamayız. Aynen öyle. O yüzden ben yoluma devam ettim yani, bırakmadım. Çok şükür de iyi gidiyor. Bundan sonra müzik için soruyorum. Aynı soruyu geziler için de sorabilirim. Hedefin ne? Yarın öbür gün nereye gideceksin? Evet. İkisine böyle. Şöyle müzikle başlayayım. Bu yıl üretimimi sıklaştırmayı düşünüyorum. Zaten sık üreten bir insandım ama daha ilk konuşmaya başladığımız gibi, dediğiniz gibi fast food olayı veya evet, tüketimin çok hızlandığı olayı. Ben bunun farkındaydım. Ama şöyle bir sıkıntım vardı. Kitlelere ulaşamadığımdan dolayı, daha o zamanlar çok takipçim olmadığı için. Hani diyordum ki şarkı çıkaracağım ama nasıl bunu parlatacağım? Nasıl insanlara ulaştıracağım? Nasıl PR yapacağım? Çok fazla düşünüyordum. O düşünme zamanında da çok zaman geçiyordu. Şarkı çıkana kadar 3-4 ay geçiyordu. Ama şimdi çok şükür artık tanınan bir insan olduğum için, hem müzikten hem sosyal medyadan artık bir kitle derdim yok yani. Rahatça şu çıkardığım bir şarkıyı çok rahat kitlelere ulaştırabileceğime inandığım için, o sakladığım, çıkarmadığım veya yeni ürettiğim şarkıları artık çok daha sık bir şekilde insanların önüne sunacağım. İşte slow'u beğenen slow'u dinleyecek, hareketliyi beğenen hareketliyi dinleyecek, hiç beğenmeyen bu değil bir sonraki şarkımı dinleyecek. O yüzden artık şey kaygısından kurtuldum, hani çıkaracağım, tutacak mı, insanlara ulaştırabileceğim mi, çok dinlenecek mi kaygısından çıktım. Ürettiğimi insanlarla, duygularımı paylaşacağım. Bir kitlen var. Aynen, bir dinleyici kitlen var çok şükür. 3-4 yıldır oluşan. Onlar sağ olsunlar, ne çıkarsam beğeniyorlar. Demek ki ya tarzımı, ya duygular, ya duygumu, ya sesimi, bir şeyimi beğeniyorlar ki dinliyorlar. Onlar için ben üretmeye devam edeceğim. Süper. O süre zarfında zaten diğer insanlarda bir şekilde yayılıp daha fazla dinlenirse ne mutlu bana. Tamam. O zaman sana ben şunu da sorabilirim. Ha dur, sormayayım. Şeyi anlatmana. Gezi tarafı da şu.
dediğim gibi insan doymuyor gezmeyi. Gezdikçe yani bir ileride, yani sen de belki gezdikçe fark ediyorsundur. Yani daha fazla göreyim, daha fazla keşfedeyim. Çünkü dünya gerçekten, yani biz diyoruz ya işte cennete gideceğiz ya da cehenneme gideceğiz. Hep diğer dünyadan bahsediyoruz ama ben bu dünyada cennet ve cehennemin olduğuna inanıyorum. Ve gerçekten inanılmaz güzel yerler var. Bitmiyor. Yani sadece mesela Costa Rica dedim ya. Ben bir kısmına gidebildim. Ya sadece Costa Rica 2-3 ay gerekiyor. Yani bu gezdiğim, bir şey diyeceksen söyle. Yok, devam sen edeyim. Söyle. Yani bu gezdiğim 80 ülkenin daha bir daha gidip gezip keşfedeceğim çok yeri var. O yüzden yani bu bence bitmez. Ben ölene kadar gezip keşfetmeye devam edeceğim. Peki, cennet gibi dediğin yerleri söyledin. Evet. İşte Hawaii, Costa Rica falan filan. Şimdi cehennem. Cehennem gibi gördüğün yer var mı böyle? Hani? Şimdi onu söylemek biraz zor çünkü bir ülkeye şimdi cehennem dersem oranın vatandaşları, ya, insanları üzülür. O zaman cehennem demeyelim de yani. O ülkede cehennem gibi gördüğüm yerler diyebileceğim yerler var. Mesela Orta Doğu'da bunu görebiliyorum bazı ülkelerde maalesef. Tam isim vermeyeyim şu ülke diye. Mesela gidiyorum, gerçekten çok kirli. Veya gidiyorum. Söyle de gitmeyelim kardeşim, hayret bir şey ya. Ya Orta Doğu'da bazı ülkeler diyebilirim. Mesela Brezilya'da çok güzel bir ülke. Ama her bir mahalleler var ya, yani benim önümde silahla birbirlerini kovalayan insanlar. Mısır'da. Yapma ya. Mısır'da mesela şey zamanlarında, bu olaylar zamanlarında yine çarşıda birbirini bıçakla kovalayan insanlara denk geldim. Yani dünyada öyle absürt bir şey yaşadın. Mesela Hindistan'a gitmeniz gerekiyordu ama Hindistan'da da mesela çok pis, insanların yola affedersin tuvaletini yaptığı yerler var. Aslında dünyanın her yerinde bana göre. Tamam, Hindistan'a gitmeyelim o zaman ya. Yok, gidin işte, görmeniz gereken. Yani bazen kötüyü de görmen lazım, yanlışı da görmen gerekebiliyor. Bence dünyanın her yerinde, özetlemem gerekirse her ülkesinde, bizim ülke dahil, cenneti de cehennemi de var diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru diyorsun. Ama çünkü kötü insan her yerde var, iyi insan da her yerde var. Şöyle bir fark edelim. Diyeyim. Şuna gelmek istiyorum, hani o araya girmek istediğim bir kısım vardı ya. Artık bir kitlen var, o kitleye müzik yapıyorsun ama kitleni tabii ki büyütmek istiyorsun her evet, türlü. Evet, tabii kesinlikle. Peki piyasayı nasıl görüyorsun, müzik piyasasını? Güzel soru. Çok sağlıklı görmüyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi hani bir şey çok karışınca, herkes her şeyi yapınca orada bir karışıklık, bir kaos ortamı oluşuyor. Tabii ki aralardan çıkan hala çok güzel sanatçılar, çok güzel şarkılar var. Şanslı zıplayanlar. Evet, aradan kurtulanlar veya eskiden olup hala üreten isimler var. Hı-hı. Ama dediğim gibi çok sağlıklı görmüyorum çünkü herkes artık her şeyi yapıyor. Hangi tarzda insanlar ne yapması gerektiğini bilmiyor. Çünkü bir gün bakıyorsun çok farklı bir, işte çok eski bir arabesk şarkı patlıyor. Herkes onun gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Bir gün bakıyorsun çok daha böyle hareketli, farklı bir şarkı patlıyor. Herkes onun gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Bir gün bakıyorsun marş gibi bir şarkı patlıyor. Araya rap giriyor. Araya rap giriyor. Araya eski şarkılar tekrardan piyasaya giriyor. Yani böyle bir kaos, bir ne olduğunu bilmemezlik var. O yüzden ben o kaostan eski şarkıları dinleyerek kaçıyorum. İşte 90'larda benim bir listem var. 2000'lerden listem var. Onları dinleyince oh, dünya varmış. Bu listeler şeyde, Spotify'de mi? Nerede Spotify'ımda, Apple'ımda ya da kendim YouTube'da işte beğendiğim şarkılar var, tıklıyorum orada. Yani o eski şarkılar beni kurtarıyor açıkçası o kaostan. Bir de dediğim gibi o kaosun içinden çıkan güzel şarkılar da var. Onlar da besliyor. Zaten kendim de 15 şarkım oldu. Kendimi dinlemeyi de seviyorum. Kendi kendime derdimi anlatmayı ve dinlemeyi de seviyorum. O şekilde o piyasadan kendimi kurtarabiliyorum. Ama dediğim gibi bir soru işareti yok değil açıkçası. Büyük bir soru işareti duruyor orada. Aynen. Ay, şimdi baktım da bir futbolcu tipi yok mu arkadaşlar, yani tam anlamıyla değil evet mi? Yani ben ona üzülüyorum ya. Güzel şimdi, goller oldu mu? Güzel gollerim. Ya işte ben mesela futbolcu olamadım, sakatlık sordun, onu da cevaplamadım. Hı-hı. Futbolcu olamadığıma veya istediğim derecede, yani devam edemediğime üzüldüğüm en büyük noktalardan biri, hiç sakatlık yaşamadım. Hı-hı. 7 yıllık kariyerimde babam güreşçi diye mi, kemiklerim kalın diye mi bilmiyorum. Mesela çoğu arkadaşım ya bileği dönerdi ya işte kasıklarında çekme olurdu. Yani hep sakatlanırlardı. Ben hiç sakatlanmazdım. Maşallah. Yani böyle güzel bir özelliğim vardı. Bir de çok tekniktim. Hani mesela Rabono'yla şutlarım, gollerim vardı. Hani futbolcu olsaydım, hani nasıl mesela müzik yaparken kliplerimde böyle insanlara görsel, sanatsal güzel şeyler sunuyorum. Veya işte sosyal medyada paylaştığım içeriklerle böyle sanatı içine yediriyorum. Futbolda da böyle sanatçı bir futbolcu olurdum. Yani insanlar izlerken mesela aa çok güzel, işte YouTube'a hani skills videoları yazarız ya. Evet. Onun gibi hani mesela Quaresma vari, işte ne bileyim eski Ronaldinho vari, Neymar vari, böyle çok güzel estetik hareketlerim vardı. O yüzden işte hani futbolcu olarak devam etseydim, bunları bir Türk olarak dünyaya böyle göstermek isterdim. Şimdi belki sen, çocuğum, oğlum ileride gösterebilirim. İnşallah. Sen şimdi peki bunları anlatırken benim buraya bir görsel koymam lazım. Var. YouTube'da var. Yani benim Bursa Spor'a, Galatasaray'a karşı maçlarım var. Belki o tam attığın gol var mı? Attığım goller de var, evet. Hani o belki o sana bahsettiğim o çok güzel dediğim goller belki
her takımın şeyi yoktu, kamerası yoktu. Sadece büyük takımların, Bursa, Fenerbahçe, Galatasaray, onların TV kanalları vardı. Onlara denk gelmedi o gollerim ama yine birkaç hareketim var. Daha çok gollerim böyle Anadolu takımlarındaydı. Onda da kamera yoktu şansa. Metin'in ortası. Bulut'la Fatih dokunamıyor. Ragıp kontrol ediyor. Sonra kalecin üzerinden aşıtırma vuruşla 1-0'a geçiyor. Mersin idman yurdu. Eren. Eren'de top hala. Ragıp Narin. Sefa var arkasında. Bahadır da yardıma geldi. Sivrilme çabasında iki kişinin arasından sivrilirken topu kurtardı kendisi. Yerde kaldı karar faul. Başladı. Karar içeriye gönderdi. Ragıp yerde kaldı. Bu pozisyonda penaltı noktasını işaret ediyor. Maçın hakemi İlhan Çelebioğlu. Ahmet Ragıp Narin topun başında. Penaltı atışını kullanıyor ve topu alana gönderiyor. Skor 4-1 oluyor. Ama yine araya senin bulabileceğin birkaç görüntü var. Tamam, yine o zaman oynadın. Onlardan sen bana link at, ben onları olur, yerleştireyim bu konuşmaya. Gönderirim. O yüzden işte içimde o bir ukute var. Ama çok şükür hani müzikle de o içimdeki sanatı yansıtabildiğim için oradan kendimi rahatlatabiliyorum. Futbolu da sanat olarak görüyor arkadaş. Çok güzel vallahi, helal olsun. Çok sevindim. Yani iyi bir sohbetti. Şimdi son soru. Son soru öncesi. Ben sana kitap vermiş miydim 2019'da falan? Yok. Bu da benim radyo anılarım. 90'lardaki radyoculuk. 90'ları seviyorsun ya. Evet. 90'lardaki radyoculuk anıları. İşte 2010'a kadar falan işte orası. Buraya son soruyu ekliyorum. Cenk. Arkadaş şunu da sorsaydın da şunu da söyleseydim. Bir dökseydim içimi. Diyebileceğin bir şey. Son soruyu da ben belirliyorum demek. Evet abi. Eksik kalmasın diye. Yani aslında her şeyden bahsettik. Yani sosyal tarafından, müzik tarafından, futboldan, başka bahsedebileceğim hayatımda. Var mı evlilik falan, olacak mı? Bir şey olacak mı böyle? Yani çocuk mocuk şu an değil. Çünkü çok istiyorum. Yani bir çocuğum olsun. Herkes şey kafasında. İşte bu dünyaya çocuk getirilmez kafasında. Ben tam tersi böyle bir dünyaya benim gibi en azından işte sanatla hayatın güzel tarafını görebilecek, pozitif şeyler katılabilecek, insanlara umut olabilecek güzel bir çocuk getirmek isterim. O yüzden hani 30'umdan sonra düşünmüyor i̇nşallah, değilim. İnşallah. Her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum. Onun dışında bilmiyorum, sen her şeyi sordun ya. Ben de tamam, her şeyi anlattım. Zaten peki, hayatım ortada. O zaman takipçilerine, sevenlerine son cümlelerini @elsalip noktayı koyalım. Yani tüm sevenlerime, dostlarıma, kardeşlerime hayatın cennet tarafına odaklanmaları gerektiğini, unutmayı denemelerini ve anı yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok ileri, çok gelecek kaygısıyla yaşıyoruz maalesef. Ekonomik şartlar olsun, birçok sıkıntılar olsun. Ama yarınımızın garantisi yok. Şu anın, şu aldığımız nefesin tadını çıkaralım diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Fırsat varsa müzikle gezin. Kalın. Aynen, gezme şansınız varsa kesinlikle gezmenizi tavsiye ediyorum diyorum. Peki. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ragıp, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Güzel sohbet. Oldu, çok hızlı geçti. İyi geçti ya. Abi sen hızlı da konuşuyorsun ya. Pıt 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 pıt. Su gibi akıyor. Vallahi aktı yani. Helal olsun. Çok güzeldi.